hala Dadı dizisi şöyleydi, böyleydi diyoruz ya. Gülben Ergin'in en büyük şansı bu dizi oldu bence. Yayınlandığı dönemde Hülya Avşar'ın bir programı vardı. Hülya bir bölümde bornoz giymişti. Dadı dizisinde Gülben de bornoz giyince nispet yaptı, haberleri çıkmıştı. Halbuki bu dizi Amerikan orijinalinin birebir kopyasıydı ve Amerikalı kadın da bornoz giyiyordu o sahnede. Bence birileri parlatmaya çalışıyordu Gülben'i. Sürekli Hülya ile bir tutmalar falan. Gülben Ergen sadece sırıtılarak başarılı olabileceğini göstermiş, güzide bir sanatçıdır. Sırıtmak da bir meziyettir. Merve Boluğur ilk dizisi Acemi Cadı'da o kadar sırıttı, bir şey beceremedi. Ne zaman ki hayın hayın bakmaya başladı, patladı gitti. 1971 İstanbul doğumlu Gülben, ilk zamanlarda bir tavernada çalışırken mekan sahibi İlyas Atak ile aşk yaşadı. Hatta bir dönem birileri yatak görüntülerini sızdırmıştı basını. Gelelim Gülben Ergen'in Yeşim Salkım ve Seren Serengil ile neden kavgalı olduğuna. Olaylar şunlar. Yeşim Salkım Hakan Uzan'la evli olduğu dönemde eşinin kendisini Gülben Ergen'le aldattığını söylüyor. Seren Serengil'in düşmanlığının nedeni de 1987'de kendisinin de desteğiyle dönemin en parlak eğlence mekanlarından olan Stardust gazinosunda çalışan Gülben'in Seren'in 5 yıllık aşk yaşadığı iş adamını elinden alması. Gülben 2004 yılında Mustafa Erdoğan'la evlendi. 3 çocuğu oldu. Atlas, Ares ve Güney. Atlas ve Ares mitolojik isimler de Güney ne anlamadım. Bir yön galiba. Böylece Gülben'in ben bir anneyim serüveni başlamış oldu. 2012'de boşandı ama boşanma sürecinde şah damar skandalıyla gündeme geldi. Gülben birilerine şah damarımsın diye SMS attı. Bu da basına yansıdı. Gülben ben bir anneyim diye açıklama yaptı. Anne olmasının yasak aşk şüphesiyle ne alakası olduğu anlaşılamadı. Hatta Ajda şah damar diye bir şarkı bile yaptı. Şah 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 dam 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 ar 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 şah damar şah damar Ajdar Ajdar Ajdar. Böyle sanat ortamına Ajder gibi sanatçı. 2014 yılında Erhan Çelik'le evlendi. İkili 2013'te tanıştıklarını iddia ettiler. Ama Gülben herhalde 2011'de Erhan'ı programına konuk ettiğini unutmuş olmalı. O sırada ikisi de evliydiler ve birbirlerine iltifatlar yağdırmışlardı. Yani yağdırmışlar. Ben görmedim programı. Neyse Gülben sonra Erhan'dan da boşandı. Boşanma sessiz sedasız oldu ama 2017'de de bomba patladı. Gülben'in ihaneti yüzünden ayrıldığı iddia edildi. İddiaya göre evliyken Tolga Dules diye birisiyle aşk yaşamaya başlamış. Erhan da bunları yakalamış. Ama nasıl? Bak şimdi dinle. Gülben saatlerce telefonla konuşuyor. Erhan da kiminle konuşuyorsun hayatım diye soruyor. Gülben eski kocam var ya Mustafa. Heh işte onunla konuşuyorum. Ya birkaç mesele vardı da gel sana bir kahve yapayım Erhancığım diye yanıtlıyor. Erhan bu yer mi? Numarayı çaktırmadan not ediyor. Sonra da o numarayı arıyor. Alo Mustafa Bey. Ne bu Mustafa'sı kardeş? Ben Tolga Dules. Dules ne demek diye sorma bilmiyorum ben de. Diye bir yanıt alınca iş ayyuka çıkıyor. Gülben bu süreçte can güvenliği falan nedeniyle ben bir anneyim diyerek Erhan'ın yanına 50 metreden fazla yanaşmaması için tedbir kararı aldırdı. Bu arada Erhan da 50 kuruşluk tazminat davası açtı Gülben'e. Şah damar olayı çıkınca Gülben şöyle demişti. Ama unutmayın ki bana bir şey olmaz. Şimdi de gülerim, sonra da gülerim. Bu 22 senedir böyle oldu. Hadi bakalım Allah'a ısmarladık. Sana da Allah'a ısmarladık Gülbencim canım.